Herkese merhaba. Bugün ilk vlog videomu çekiyorum. Daha önce Instagram'da çekmiştim ama YouTube'da hiç böyle bir video çekmemiştim. Şimdi bugünün konusu Fethiye'nin bir köyüne gidiyoruz. Yeşil Üzümlü diye bir köyü varmış. Ve bu köyde, köyün meydanında bazı sanatlar yapılıyormuş. Böyle deyince sanki çok büyük bir sanat festivaline gidiyoruz gibi oldu ama değil. Yani belirli sanatlar işte sanırım seramik, çok bilgim de yok ya, öyle çıktık gidiyoruz. Seramik, resim gibi sanatlar. Orada kursları varmış, ücretsizmiş, atölyeler varmış. Ya böyle bir tane gönderi gördüm. Umarım doğrudur tabii, biz gidiyoruz ama. Bu arada yol harika, hemen gösteriyorum. Çok güzel bir yolda gidiyoruz. Şu ana kadar bilgiler doğruymuş. Yol çok güzel demişlerdi. Köyün nesi ünlü birazcık araştırdım. Şarabı ünlüymüş. Diğer Ege köyleri gibi. Köy yani. Evi ünlüymüş. Yine diğer köyler gibi. Başka bir de bir dokuma çeşidi varmış. Unuttum. Dastur muydu? Destur muydu? Onu da görmeyiz muhtemelen. Gideceğiz, bakacağız. Çok ünlüyse zaten sağda solda bir yerlerde vardır. Denk geliriz. Bir de ben aylar önce bu köyle ilgili bir araştırma görmüştüm. Makalede falan değil tabii ki. Instagram'da gördüm. Araştırma şöyleydi. İşte yabancı insanlar gelmiş. Ölüm oranlarını, ölüm yaşlarını falan araştırmışlar böyle mezarlıklara bakarak. En geç ölümler Yeşil Üzümlü köyünden çıkmış. Ya umarım doğru hatırlıyorum ve o köy bu köydür. Yoksa hepimiz yanlış bilgilenmiş olacağız. Değilse de öyle olsun. Güzel bir köy. Bakalım gidince teker teker çekeceğim. Evet, köye geldik. Yolda anlattığım şeyin adı dastarmış. Burada bir dokuma yapılıyor demiştim ya. Burada bitkiler var. Çok güzelmiş burası. Biraz da sanat filmi. Yozgat abi diyor burası. Yozgat adı gitsin. Bak o şu evler, ünlü evler. Neydi onun olayı? Şu evlerin olayı eskiden misafir penceresi deniyormuş bunlara. Misafir geldiğinde bakmak için yapılırmış bu çıkıntı. Şu çıkıntılar. Hatta bir ismi daha vardı ama tabii ki unuttum. Çok modern olmuş, yapmışlar ha. Değil mi? Bunu yenilemişler gibi ya da çok sağlam görünüyor. Evler gerçekten güzelmiş ama. Şey, Amasya'ya da benziyor sanki. Amasya'ya demezliyor aşkım. Küçük, dar. Evet, güzelmiş buralar. Ben beğendim. Ege'mizin, Muğla'mızın tezeyi de bir başka kokuyor. Tamam, tezek kokuyor diyecektim. Güzel. Bakalım, hep taş evlerden oluşuyor. Belki de farklı yerlerdedir. Yoksa tek bir bölge mi acaba? Videoda tek bir bölge gibiydi ve böyle direkleri falan boyamışlardı. Muhtemelen buralardadır. Çünkü gezelim hayatım. İşte bizim evdeki görünen dağ. Evet. Bunu hemen çevirelim. Şuradan çevirelim bak, biz şöyle kendimiz. Evet, harika. Oradan göster dağımızı. Şu dağ bizim pencereden Evet, İstanbul'dan falan gelmişler. O kadar matah değil İstanbul'dan gelinecek kadar. Yok, burası da güzel yani. Evet, şimdi. Ne güzel üzümler, baksana. Pembe pembe. Aa, işte şarapları ünlüymüş buranın. Şarap alırız o zaman. Şarap yerine de gideriz. Bakarız ne var ne yok. Biz şarap yaparız ayaklarımızla. Çok güzelmiş şu alet. Çok güzel ya. Şu evi çekmek istiyorum. Hadi gel o eve götürelim. Şu ev. Çok güzel görünüyor ya. Buradaki çoğu ev böyle zaten. Çok keyifli. Herhalde böyle hani babalarımız eskiden, annelerimiz babalarımız köye giderdi ya, anlamazdık.
böyle yavaştan belli bir yere gelince. Artık köy özlemi oluşuyor insanda. Toprağa olan, doğaya olan özlem. Çünkü özümüze dönüş yapıyoruz. Evet. Gerçekten öyle. Şimdi... Burada daha bir şey yok gibi. İnelim aşağıya, devam hadi edelim. Hadi gidelim. Evet. Tüm yoruluyorsun, söyle bana. Al aşkım. Buna alışman lazım ama benimle. Tamam. Neden taşıyamam? Oy benim canım eşim. Burada şey gidiyoruz, yok mu ya? Bulacağız bakalım, bir koku var, güzel bir koku. Gözleme mi istiyor canım? Gözleme istemiyor. Be bok kokuyor. Böyle yerlerde şey olur ya. Türbe mürbe yok mu ya? Cami var. Ha, cami var. Türbe yok. Tabii. Burada bir şey yok herhalde. Namaz dinin temelidir. Bir şey sorabilir miyiz ya? Burada böyle atölyelerin yapıldığı yerler varmış. O ileride. Daha aşağıda mı? Şöyle şuradan gidelim. Tamam. Tamam, çok teşekkürler. Tamam, sağ olun. Şapkamı çöldü, tuttum. Heh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şeye de benziyor, Şirince'ye de benziyor sanki. Aşkım ne diyorsun? Aşkım Şirince'ye de benziyor. Bir yandan Mardin'e de benziyor. Aha, dediğim bir tür, bir şey türbe. Türbe dedin, neydi çıktı de? Bak. Yok Necdet değilmiş Özdeş. Ya, bir şeyin hayrını. Zenginin. Hayratı. Taş hayratı. Bak bu çok güzel. Evet bak, şöyle bir yerde bak, yaşamak ister miydin? Böyle bir yerde mi? Evet. Şunda. Şöyle yaşamak isterdim. Pansiyon mu zaten burası? Komple alabiliriz burayı. Aa, şurada da çok güzel görünüyor. Arkadaki ev gibi de olabilir mesela. Güzel, evet. Şurada da güzel. Evet, burası da güzel ya. Baksana hepsi harika, ne kadar güzel. Bizim balkonlar olmaz mı böyle şeyler? Belki yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Ve kertenkele güzel olur ya. Kertenkele zaten var evde. Evet, biliyor musunuz bizim evimizde, kertenkele evin içinde değil de girişte falan kertenkele var ve pembe. Böyle pembe deyince sanki çok güzelmiş gibi ama sevimli ama korkunç sonuçta. Yine de. Tabii, neyse, nikelin bir sözü vardır. Bir kelebeğe zarar verirsen kötü olursun ama bir hamam böceğine zarar verirsen bir şey olmaz diye. Estetiğin, güzelliğin farklı bakış açısına sahip olduğunu söylüyor aslında. Uğur böceği de öyle mi? Sence? Onun da önü güzel de arkası. Kimler var listede? Hamam böceği ve uğur böceği. Yani tanışmam lazım. Yani bir böcek ırkçısı. Tabii ki sen. Uğur böceğiyle arkadaş olurdum. Gezerdik. Ben de ona uyumlu giyinirdim. Bu arada sorduğumuz kadın bilmiyordu ha. Bilmiyordu. İleriden buraya yolladı. Bilirsen dedi. Bulursun. Kahvehane var. Daha amcalar. Göster göster amcaları şöyle. Onlar bir çekelim. Amcalar oturuyor. Bu kültürü ben sevmiyorum. Karşıyım. İnsanlar can sıkıntısı diye olabilir. Vakit geçirsin de. Saygı duymuyorum ne yazık ki. Benim umurumda değil. Evet. Vallahi. Boş. Zamanı boş geçiren insanlara saygım yok. Yürüyelim. Şimdi biz buradan geldik. Demek ki burada oradan değil. Burada geçiyor olabilir. Atölyeler kapanmış olabilir mi peki? Atölyeler bence kapanmış olabilir. Çünkü artık sezon bitti. Ama bak, wine house diyor. Tamam. Büyü evi yani. Ha, bu Kadiyan'da. Aa, Davut Dede türbesi varmış. Bak dedim. Evet. Böyle yerlerde gezmek türbe vardır. Yok ya, burası gayrimenkul gibi. Evet. Biraz daha gidelim de soralım. Gidelim hayatım. Taş evler işte. Ha, tam burayı görmüştüm. Aynı olsun lan yer. Sonra neyse, anlattım ya işte, araştırma falan yapılmış. Burada en uzun insanlar yaşıyorlarmış falan diye. Sonra işte yabancılar burada yaşamaya başlamışlar. Gerçekten çok yabancı var. Fethiye'nin merkezinde de çok yabancı var ama. Yani Üzümlü Köyü'nü nasıl buldun sen? Avustralyalı teyze, İspanyol amca. Nereden buldun? Aa, bak Yozgatlı bak şuralar. Yozgatlı Mehmet.
Buldun mu hayatım, hadi gidelim. Bence bulduk artık şurası. Çok güzel görünüyor. Daha iki adım yol geldik ya. Hemen her şey çok güzel görünüyor. Aa, bak işte çizimler. İşte gerçekten bulduk. Şöyle buraya böyle tren yolu çizmişler. Çok güzel olmuş. Burada çömlekler var. Şu sarıyı çok seviyorum, biliyor musun? Sergi olacakmış altısında. Bu hardal mı? Altısı dündü, tüh be. Ekim'de. Kaçırmışız bak. Ekim mi? Zaten 2023, geçen yıl. Aman bayağı kaçırmış. Hiç yerden tutturamadım. Buraya biraz gidelim mi? Sonra içeriye bakarız. Aa, çok güzel şeyler var. Burada içerisi açık sanırım, gezebiliyor musun? Geleceğim, şunları çekeyim. Tamam, çek bir. Toprak atölyesi. Aa, çok güzel. Bak şu heykel de çok güzel. Canım Metin amcama buradan selamlar. Şey gibi oldu, modern sanat galerisi geziyoruz gibi. Aa, küçük ekran televizyon, ne? Şeymiş mesela, şurada üç mermer dizmişler ya, öylesine koymuşlar ama. Ama insanlar. Aa, sanata bak, wow. Güzel güzel, neyse şaka şey yapmayalım. Şurada çok güzelmiş. Burayı birazdan gezelim, içine gelip. Aa, narlar olmuş galiba. Biraz aşağı gidelim mi? Hadi gidelim hayatım. Sanki orada bir şey yok ama. Bana da yok gibi geldi ama şey. Burasının içinde. Evler tatlı. Bakalım. Peki şu ya. Evde kalır mıydın? Kalmadım, niye kalmadım? Böyle bir yerde kalmam. O tarafa daha yakın olsun. Ormanı bir şey değil mi? Şu sokak gibi. Güzele benziyor. Hadi ya, gidelim o zaman. Bak acayip yapmışlar, güzel güzel. Vujit. Vujit. Evet, şimdi başka bir güzel sokağa girdik. Burası çok güzel görünüyor. Burada kalınır ya. Aa, havuzlu villa var. Çekebilir miyim? Durun bakayım. Ay çok güzel. Tamam yeter bu kadar. Baydı. Bitti mi influencerlık? Hayır, bitmedi. Şimdi doğru düzgün o sanat galerisini gezeceğiz. Gidelim hayatım. Bak şu ev satılıkmış. Şu yaşanmaz. Küçük ev. Arayalım mı? Yaşanmaz. Ya yaşanmaz da bir yer, merak ettim ne kadarmış. Bence bir şey diyeyim mi, bu ev 2-250 vardır. Üzümlü. Yeşil üzümlü. Başkası da konuşuyor. Tüh. Arar zaten. Neyse öğreneceğiz.
Vallahi ben bir şey çekmeyin. Beni çekme, döyerim seni sonra. Ben çekmeyin arkadaş. Çok güzel çıktın videoda. Bütün televizyonlara vereceğiz seni. Yaşıyor musunuz? Çalışıyorum. O taraflar ev mi peki? Tamamen buraya mı dahil? Buraya sanat dahil. Evi gibi mi orada? Buraya dahil. Pansiyon. Burada kurslar oluyor mu? Oluyor bu da şimdi kapandı. Açık ama kapandı. Ne zaman başlar bir daha? Yeni yaptı. O zaman daha var. Bizim takip edeceğiz internette. Tamam. Instagram'da. Baksana çok güzel. Çok güzel, evet. Salona harika görünüyor. Bak şuraya da yenisi yapılıyormuş. Hı-hı. Aşağı doğru gidelim. Bir de hadi soralım ya. Kurslar ücretli mi değil mi? Ama ücretsiz herhalde. Kurslar mı? Hı-hı. Ücretlidir. Bence ücretsiz ya. Öyle mi yazıyordu? Öyle gördüm. Hı-hı. Bir soralım. Şunlar da çok güzel olmuş, hemen çekelim. Çomar, çomar. Neredesin? Hoş geldin. Ne oldu? Kamera seven kedi. Allah, çok büyük bir köpek çıktı. Bir şey olmaz aşkım. Sevimli köpek, sevdirmeye geliyor. Sevimli Isırma de beni bilir. Köpek ısırmıştı. O günden bellidir. Kediyi korumaya geldi bence. Gitti mi? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Burada kurslar ne zaman başlıyor atölyeler? İnternette görmüştük ama. Atölyeler zaten açık. Her zaman açık oluyor. Artık sezon yavaş yavaş kapanıyor. Yani burada yaşıyorsanız veya burada bir süre kalacaksanız gelip çalışabilirsiniz. Ya Fethiye'de yaşıyorum. Yine gelebilirsiniz. Güzel, evet. Zaman istiyorsan, evet. Onu Geyran Kafe biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Geyran Kafe'dekilere sorsanız daha iyi. Çünkü buranın yöneticileri onlar. Geyran Kafe'ye soralım, tamam. Oraya gidelim şimdi zaten, tamamdır. Oturmaya. O yazın olan kurslar ücretli mi oluyor, ücretsiz mi? Hangi kurslar bilmiyorum onları. Ben takip etmediğim için. Hı hı, heykel olanlar. Kursu bilmiyorum ama burada her şey edebilirsiniz. Aa, çok güzel. Seramikle ilgili herhangi bir şey ödemeyeceksiniz. Şu yanına yak, kültür sanat. Burası yalın ayak zaten. Evet. Heykel, tamam. Doodle Art, çocuk drama atölyesi. Evet. Lan hepsi varmış. Çok güzel. O yüzden ayak heykelleri var. O yüzden ayak heykelleri çok. Evet. Benim jetonum yeni düştü. Bak atölyelere başlıyor. Herkese açık, ücretsiz diyor. Görmediğinizi düşündüğüm bir şey daha söyleyeyim. Şu duvardan, kapıdan çıktığınız zaman şu duvara yukarıya bir bakın. Orada kuş evleri var. Öyle. Hadi ya bakalım. Aa, onları görmedik. Tamam, hemen. Duvardaki, oradaki heykelleri gördüm ama kuş heykellerine bakalım. Ay, kuş evlerine. Aha, bunlar kuş eviymiş. İnanmıyorum. Harika görünüyor. Ve bunlar da kuş evleri. Harika. İlk defa bu kadar sanatsal kuş evi görüyorum. Çok güzel. Evet. Gelmeye değer mi? Değer bence. Çok güzel burası. Neyse, başladan evet. Geliriz zaten. Yarım saat uzaklıkta. Ama evimiz. Zaten yine bile gelebilirsiniz dedi ya. Buradaysanız. Başlayabiliyoruz ha. Bence bir günü burada geçirebiliriz.
köyü falan seni burada çırak olarak alalım bir gün önce. Temizlik yap, çay getir götür, hem de seramik öğren bir gün. Bir gün 24 saat çırak oldum diye video çekersin. Mantıklı. Yapacağım başka bir şey. Yak. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun size. Sağ olun. Şu ev piyasasını öğrenmek istiyorum. Şurayı bir arayalım ya. Ha, şunu görmüştüm işte. Evet arkadaşlar, ben bu köyü çok sevdim. Belki ileride Fethiye'nin içinden buraya taşınırız. Ha? Ne dersin? Hayır hayatım, burada yaşamayız var tabii ki de. Bence de ya, o kadar da değil. Tamam, güzel ama. Abartmayalım yani, evet. Yani. Bizim Fethiye'miz kadar güzel bir yer yok. Fethiye gerçekten çok güzel. Deniziyle, bilmem nesiyle. Fethiye mi, Viyana mı deseler, diyeceğim tek şey vardır. Tabii ki Viyana. Oy Fethiye'm, Fethiye'm. Arabamız neredeydi? İran kafeye gideceğiz. Hadi gidelim. Bir şeyler içelim mi? Varım diyor. Evet, artık gezdik günün sonuna geliyoruz. Nasıl buldun Üzümlü Köyü'nü? Hayatım, güzel buldum. Aslında şöyle bir olay var. İnsan anılar biriktirdiği kadarıyla mutlu olur. İleriye baktığımızda buraya gelmişiz, buraya geldik diyeceğiz. Tabii ki tek bir amacımız yoktu. Hani buraya geldik, oturduk, böyle bir şeyler içtik, yedik, gezdik de olay bitecek bir olay değil. Burada bir 7-8 saat zaman geçirilmesi gerekiyor. Burada bir o videodaki işte sanat yerlerinde bir seramik yapacağız, bir heykel yapacağız ki buraya dair burada bir şey ürettiğimiz zaman çok daha keyif alınabilir ama gezilebilir tabii ki de. Özellikle buraya gelinecek bir olay yok. Bakın aktiviteler, etkinlikler, konserler varsa o zaman gelebilirsiniz ama yol üstündeyse uğrayın. Çok da bir olayı yok açıkçası. Yani bence de şehir dışından gelmek için evet zayıf bir yer ama Ege taraflarındaysanız, Fethiye'ye geldiyseniz buralara geldiyseniz, zaten Fethiye'de yaşıyorsanız bence buraya gelmelisiniz. Dün bitmiş olan atölyeler, bir sürü programı vardı. Yalın Ayak neydi ya? Instagram'da ne yazınca çıkıyordu? Bir bakalım hemen. Yalın Ayak Sanat Evi miydi acaba? Evet. Yalın Ayak. Fethiye yok. Yeşil Üzümlü Sanat Köyü yazdığımızda zaten Instagram'da çıkıyor sayfası. İşte dün bittiği için atölyeler biz Üzümlü aslında Sanat kaçırmış Koyu olduk. Yazınca direkt. Üzümlü Yalın Sanat Ayak Köyü. Kültür Sanat. Evet. Evet. Üzümlü Sanat Koyu olarak geçiyor Instagram hesabı. Oraya baktığınızda yazmış oluyor. Şimdi tabii dönem kapanmış. O yüzden gelmenin çok anlamı yok. Ama oradaki hoca çok tatlıydı. Eğer gelirsek çalışabileceğimizi söyledi. Ve orada küçük bir kız arkadaşımız heykel yapıyordu, seramik yapıyordu. Ona yardımcı oldu. Onunla birlikte kuş yaptılar. Çok güzeldi. Ben de denemek isterim. Aslında öğrenmek isterim. Seni çırak bir olarak gün vereceğiz yanına. Ya çıraklık da hocam değil. Bir günlüğüne. Asistan. Bir günlüğüne gelip burada seramik yapmak isterim. Onu da kaydederim. Nasıl olduğunu, sürecin. Çok tatlı geçeceğine eminim. Şehir çok tatlı. Yabancılar güzel keşfetmiş. Ülkemiz çok güzel. Gerçekten muhteşem, çok güzel. Muhteşem bir yer. Şehrimiz zaten güzel de Türkiye'nin bence bütün şehirleri böyle güzel yerlere sahip. Tabii ki ince ince arayıp bakmak gerekiyor. Keşfetmek gerekiyor. Böyle sanatı, sanatçı seviyorsanız buraya gelin. Ama sevmiyorsanız, yani ev görmek için buraya gelinmez. Gelinmez, evet. Ben bir daha gelir miyim? Gelirim. Çünkü burası evimize 15 dakika mı? 30 dakika. Abartmayalım ama. 3 dakika. Umarım bu vlogumu sevmişsinizdir. Benim için çok keyifliydi. Vlog çekmeyi sevdim. Buradaki birçok yeri vlog çekeceğim. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve burada gezmemi istediğiniz bir yer olursa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiyle, müzikle, sanatla kalın. En çok sevgiyle kalın. Hoşçakalın.